Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu dersimizde Miraç kandilinde oruç tutmanın sevabından bahsedeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri ışığında dersimizi işleyeceğiz. Miraç kandili Recep-i Şerif Rabbimiz Teala'nın ayı olan Recep-i Şerif'in ikinci kandili. Ya bak Recep-i Şerif geldi gidiyor. Miraç kandiline ulaştığımızda ne demek bu Şaban ayına üç gün kaldı. Ya Ramazan ayına bir ay kaldı. Bir ay 3 gün. Dolayısıyla kardeşlerim çok iyi değerlendirip kendimizi Rabbimize bir şekilde affedelim, bir şekilde Allah'ın rızasını kazanmaya gayret edelim. Yani şu mübarek gecelere ilahi rahmetin sanak sanak yağdığı şu gecelere erişip de kendimizi Allah'a affettiremezsek vay halimize hocam. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisi şerifinde diyor ki bir kimse Recep ayında Recebi Şerif'te oruç tutarsa allah Teala tarafından üç türlü lütuf ve inayete mazhar olur. Üç türlü lütuf ve inayet. Bunlardan biri allah Teala onun geçmiş günahlarının tümünü affeder. Allah Allah. Bakar mısın Recep-i Şerif'te kardeşler oruç tutmanın faziletine bakın. Diyor ki Allahu Teala celle celaluhu onun geçmiş günahlarının tümünü affeder. Allah'ım ne kadar büyük müjde. Başka ikincisi ondan sonraki hayatında da onu korur. Allah Allah. Sen Allah'ın ayı olan Recep-i Şerif'e hürmet eder, onda oruç tutarsan Allah da seni hem affediyor hem de sonraki hayatında seni koruyor, muhafazası altına alıyor. Üçüncüsü de mahşer meydanında, mahşer yerinde Allah Celle Celaluhu onu susuzluktan emin kılar. Mahşerin susuzluğunu çekmez. Ya... Kandilin gecesi akşam namazından başlar. Sabah namazına kadar devam eder. Geceden önceki ve geceden sonraki e, günü oruçlu olmak çok güzeldir. A. Eğer tek gün oruç tutmaya gücünüz yetiyorsa o geceden sonraki gün oruç tutulması daha faziletlidir. Çünkü dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir. Mesela Ramazan-ı Şerif ayı Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için ne yapıyoruz? O gece teravih namazı kılıyoruz. Yine Ramazan'ın son günü yani arefe günü oruçumuzu tutuyoruz. Ama o akşam niye teravih yok? Çünkü o akşam güneş battıktan sonra artık iftardan sonra Şevval ayı başladı için. O gece teravih namazı kılmıyoruz. Mesela perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle beraber cuma girmiş olur cuma günü. Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi dendiği zaman size bunu Regaib Kandili'nde anlatmıştım. Recep-i Şerif'in ilk perşembesini cumaya bağlayan gecedir cuma gecesi. Akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre anlaşılır. Yine mesela Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi diyor Berat Kandili'ne, değil mi? Misal. O da ne demek? Şaban-ı Şerif ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece demek. Mesela bayram gecesi o da arefe gününü bayrama bağlayan gece. Mesela şimdi Miraç kandili Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece ise Cuma günü ve Cumartesi günü oruç tutulabilir. Ama eftal olan hangisidir Hüseyin Hocam dersen Cumartesi günü tutmak. Yani kandil gecesinin sabahı sonrası günü oruç tutmaktır. Miraç'taki en mühim hususlardan biri beş vakit namazın Miraç gecesi farz kılınmasıdır. Allah dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler. Ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişler. Mesela bu gece Miraç gecesinde kardeşler 12 rekat namaz kılmak müstahsen görmüş, Güzel görülmüş. Her rekatta Fatiha-i Şerife'den sonra bir sure okuyarak 2 rekatta bir selam verip sonra 100 kere Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَل۪ي azim. Tesbihini okuruz. Allah'ı tesbih ederim. Bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd sana mahsustur ya Rabbi. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Zikrini okuruz. Sonra 100 kere tevbe istiğfar. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Yüz tane tövbe istiğfar. Sonra kardeşler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en azından bir tesbih şöyle salavatı şerife okumalıyız. Ondan sonra da kendimiz için, ailemiz için, çoluğumuz çocuğumuz için, ümmeti Muhammed için ellerimizi açarız yaradana yalvarırız dua ederiz değerli kardeşlerim. Allah bütün dualarımızı niyazlarımızı dergahında kabul eylesin. Allah bu güzel gecelerin nurundan, feyzinden en güzel şekilde istifade etmeyi cümlemize nasip ve müesser eylesin inşallah. Kardeşler kanalımızın Katıl butonunu aktif ettik bu arada. Allah nasip ederse Katıl butonuna tıklayarak siz de kanalımıza destek olabilirsiniz. Biz burada kardeşler sohbetler, dualar, zikirler, ibadetler, tesbihler paylaşıyoruz. Bilenler tekrar ediyor, bilmeyenler öğreniyor, eksiği olanlar tamamlıyor, unutanlar hatırlıyor. Elhamdülillah bu güzelliklere vesile olmaya çalışıyoruz. Sizden de dua bekliyoruz ve inşallah dediğim gibi katıl butonuna tıklayıp bize destek olabilirsiniz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.